Nurşe, kapıya bak kızım, kapı çalıyor. Anne, Murat falan gelmiştir şimdi. Sen aç kapıyı, benim okula otobüse gideceğimi söyle. Olmaz, kapıya bak Tuç. Anne ne olursun ya. Allah Allah, kızım ne kadar inatçısın. Gene inat damarın kabardı. Tuç'e sen kime çektin? Ha? Sülalede senin gibisi yok be evladım. Tabii, kesin babaanneni benzedin sen. O da böyle büyük dedeni delirtirdi inadıyla. Hayret ediyorum sana Tuğçe ya. Çocuk seni sinemaya götürmedi diye küsüyorsun çocuğa. Pes yani Tuğçe. Anne bak, tartışmanın sırası değil. Söyle Murat'a beni hiç beklemesin. Bence de beklemesin Tuğçe. Al bakayım çantanı eline. Al ceketini de. Hadi yürü gidiyorsun. Anne ne yapıyorsun ya? Neymiş efendim? Murat'ın asistanlığını yaptığı kız gençmiş, güzelmiş, çarpmış, dürtmüş. Nedir senin bu kaprisin Tuğçe? Kızım ben bıktım senin bu kuruntularından. Çocuk nasıl sana tahammül ediyor ben anlamıyorum. Yürü. Anne rezil edeceksin beni. Sen yeterince rezil oldun zaten. Gel bakayım ben, yürü. Aa Murat, hoş geldin çocuğum. Tuğçe de okula gitmek için seni bekliyordu. Değil mi Tuğçe? Hadi bakalım, iyi dersler. Sağ olun ablacığım, size de hayırlı işler. Sağ ol çocuğum, Allah ikinize de zihin açıklığı versin. Tabii en çok da Tuğçe'ye versin. Hadi. Hadi. Tuğçe, bir şeye mi kızdın? Senin için bir sakıncası yoksa müzik dinlemek istiyorum. Tamam, dün sinemaya gidemedik diye kızgınsan eğer özür dilerim. Murat, neye kızdığımı sen gayet iyi biliyorsun. Madem açtın konuyu konuşalım ama lütfen dürüst ol. Senin gibi bir adamdan dürüst olmasını beklemek de saçma ama. Ne yani şimdi, ben dürüst değil miyim? Dürüst müsün? Dürüstüm tabii. Murat, bana Ahu'nun orta yaşlı hatta yaşlı bir kadın olduğunu söyledin sen. Ama ikimiz de gördük ki neredeyse benimle aynı yaşta. Hayatım ne olmuş ki? Eğer bu kadın bir gecede estetik ameliyatla bu hale gelmediyse sen bana yalan söylemiş oldun. Ya bir tanem, bak ben senin böyle bir kıskançlık yapacağını bildiğim için durumu kurtarmak için yalan söyledim, tamam mı? Ne var bunda? Ne mi var? Murat, ben sana bundan sonra nasıl güveneceğim? Senin bana ne zaman yalan söylediğini, ne zaman doğru söylediğini nereden bileceğim? Tuğçe, tamam. Eğer istemiyorsan stajı hemen bugün, şimdi bırakıyorum. Ama bak, yanlış düşünüyorsun, yanlış yapıyorsun. Senin o kızı kıskanmana falan gerek yok ki. Ben o kızı kıskanmıyorum ki zaten. Nesini kıskanacağım ben? Ha şöyle. Murat, bak bundan sonra benim iyiliğim için bile olsa bana yalan söylemeyeceksin, tamam mı? Söz ver bana. Tamam. Barıştık mı? Barıştık. Kusura bakmayın Ahu Hanım, biraz geç kaldım. İyi ki geldin Murat'cığım. Çok işimiz var. Belki gece de çalışmak zorunda kalabiliriz. Sana uyar değil mi? Tabii tabii, uyar Ahu Hanım. İstersen kız arkadaşını arayıp gece çalışman gerekeceğini söyle. Sonra bir tatsızlık çıksın istemeyiz. Tamam, ben çıkıp dediğinizi yapayım. Alo Murat. Aşkım nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim bir tanem. Hukuk bürosuna geldim de bugün benim çok işim varmış. Akşam biraz geç çıkacağım, onu söylemek için aradım. Ne yani, bu akşam da mı görüşemeyeceğiz? Ya bir tanem ne olur affet beni. Bak sana söz veriyorum, şu staj işi bitsin, seni her akşam görmeye geleceğim ben. Anladım. İyi peki, sana kolay gelsin. Hay Allah Tuğçe ya, çocuk gibisin ya. Ne oldu şimdi ya? Elektrikler gitti herhalde Ahu Hanım. Öf, tam da kesilecek zamanı buldu yani. Murat'cığım, büfenin üstünde mum olacaktı. Öyle mi? Ben de çakmak olacaktı şurada. Ne yapacağız şimdi Ahu Hanım? Bir sürü de iş vardı. Bu dosyaların yarına kadar hazırlanması gerek.
Hadi benim evime gidip orada çalışalım. Sizin eve gidip mi? Senin için bir sakıncası yok değil mi? Yok tabii ama hani biraz daha beklesek belki elektrik gelir. Murat, bekleyecek zamanımız yok. Topla dosyaları, çıkalım. İyi madem. Tuğçe yeter. Kuyruğunu kovalayan kediler gibi dolaşa dolaşa başımı döndürdün kızım. Otur azıcık yerine. Anne, görüyorsun değil mi? Saat kaç oldu? Bir kere bile aramadı beni. Ya ne yapıyor o kadınla bu saate kadar o ofiste? Bir de baş başalar anne, delireceğim. Ya Tuğçe, sen ne kadar kıskanç bir kızsın böyle evladım. Ya anne, haksız mıyım Allah aşkına? Haksızsın. Ya sen olsan kıskanmazdın sanki. Ben babanı hiç kıskanmadım Tuğçe. Biz onun için mutluyduk. Ona her zaman güven duydum. Sen de biraz Murat'a güvenmeyi öğrensen iyi edersin. Ben Murat'a güveniyorum anne. Murat'a güveniyorum ama o fettan kadına hiç güvenmiyorum. Neyse, ara istersen, telefon et de bir rahatlat kendini hadi. Hem kendini rahatlarsın hem beni rahatlatırsın. Okuduğum kitaptan hiçbir şey anlamadım çünkü. Murat, uykun mu geldi? Gece taksiye çıktım Yavva Hanım. Biraz uykum var. Ama elimi yüzümü bir yıkarsam açılırım herhalde. Lavabo ne tarafta acaba? Üst katta. Tamam, hemen geliyorum ben. Alo? Alo? Ah Hanım, siz misiniz? Evet. Tuğçe, sensin değil mi? Evet, benim. Neden Murat kendi açmadı telefonunu? Murat sana söylemedi mi? Benim evime geldik. Murat şu anda banyoda canım. Dilersen sonra ara. Banyoda. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Ne olmuş? Murat'a güvenmemi söylemiştin değil mi anne? Hı? Murat şu anda nerede biliyor musun? Nerede Tuğçe? Ahu'nun evindeymiş. Kızım, olabilir Ahu'nun evinde. Belki kadına bir şey götürmüştür çocuk. Anne, Murat telefonu kendisi açmadı. Açmadı çünkü şu anda kadının banyosunda. Banyosunda mıymış? Aşkım, günaydın. Ya sen ne karaktersiz bir adamsın ya. Ne yüzle geliyorsun bu kapıya? Tuğçe, ne oluyor? Murat, ne olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Hani sen dün gece büroda çalışacaktın? Çalıştım. Murat, bana yalan söyleme. Sen dün gece Ahu'nun elindeydin. Sen nereden öğrendin? Seni aradığımda banyoda olduğun için Ahu açtı telefonu. Yazıklar olsun sana Murat. Bir tanem, biliyorum. Anlaması çok zor ama söz, bak anlatacağım, açıklayacağım sana. Biz dün gece Ahu'nunla beraber büroda çalışırken elektrikler gitti. Sabaha kadar da çalışmamız gerekiyordu. Çok işimiz var diye Ahu Hanım beni eve davet etti. Orada çalıştık. Murat, seni dinlemeyeceğim artık. Yalanlarından ve beni aptal yerine koymandan bıktım. Yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Tuğçe! Tuğçe! Tuğçe, açın kapıyı! Tuğçe! Of! Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın Melahat Hanım. Verin. Hayırdır? Yoksa derse mi hazırlık yapılıyor? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok özenli öğrenciler bunlar Melahat Hanımcığım. Ben eğitime olan saygımdan dolayı böyle giyindim. Bu hayatta en önemli şey nedir? Eğitimdir, öğretimdir, mariftir. Yoksa kim takar o şeyi ya? Eminsiniz yani. Mesela ben Avrupalıyım. Çok gördüm böyle kadınlar. Benim alakam olmaz bile kadınlarla. Yaşa be Osman emici, çok doğru laf ettin. Bizim böyle şeylerle ne işimiz olur da? Göreceğiz bakalım. İyi günler. Buyurun bey babacığım, taksim istemiştiniz. Hayır. Ben sizin İngilizce öğretmeninizim. Ne? Var mı? Yanlış oldu işte. Hocalar bizim başkasını basıldı herhalde. Hayrola arkadaşlar, hayal kırıklığına uğramış gibisiniz. Bizim hocamız Vildan Hoca.
taş gibi bir kadın, fıstık gibi bir hoca. Nerede Vildan hoca?